Hanımlar beyler, günün ikinci yarışmacısıyla masada baş başayız. Seray Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Ne kadar sık geliyorsunuz? Ne kadar sık? Bu 6. oluyor. Maşallah. Çok güzel. Bu sefer iddialı mısınız? Bu sefer çok iddialı değilim. Ay finaline gitmişliğiniz var sizin. Evet, biraz o içimde kaldı. Onu tamamlamak istiyorum. Hadi inşallah. Emrullah Bey biraz sert bir rakip evet. gibi görünüyor. Sempatisiyle herkesin gönlünü almış olsa da şu an sizin sinirinize dokunduğunu düşünüyorum. Biraz. Yalnız mı geldiniz? Evet, tek geldim bugün. Çok güzel. Artık Hüseyin Bey, Emrullah Bey'in arkadaşı değil. İsterseniz sizin arkadaşınız olarak devam edelim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Neler yapıyorsunuz? Okuyorum, çalışıyorum. Evet, evet. Hepsini bir arada yapıyorsunuz. Evet. Ekonomi okuyorsunuz. İstanbul Üniversitesi'nde 3. sınıfım. Çok güzel. Nerede çalışıyorsunuz? Kurumsal bir firmada ana kasa yetkilisi olarak çalışıyorum. Ana kasa yetkilisi olarak evet. çalışıyorsunuz. Harikulade. Parayla aranız iyi. İyi. Anladığımız kadarıyla. Yarışmalarla da iyi. İyi. Başka katıldığınız yarışma var mı? Yok, olmadı. Yok, buna siz bayağı arka sokaktan gelip gibi sık sık uğruyorsunuz. Evet, seviyorum. Harikulade. Biz de sizi seviyoruz Seray Hanım. O zaman hiç vakit kaybetmeden yarışmaya başlayalım. Zaten bildiğiniz konular. Yani soruyu soruyoruz. Kelimeyi biliyorsunuz. Evet. Sürpriz bir şey yok. O yüzden hanımlar beyler dört harfli ilk kelimemiz geliyor. İpek, yün, pamuk benzeri her türlü iplik demeti. Çekilir efendim bu. Şarkısı var. Bülbülüm geldi dile. Çile. Çile doğru cevap. Dört harfli ikinci kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Bir insanın bakımı altındaki hayvanların tümü. 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 Evcil hayvan. Öyle düşünmeyin. Anladım ama. Mesela çoban, bakımı yapan çoban. Sürü. Sürü doğru cevap. Efendim beş harfli ilk kelimemiz geliyor. Şu anda içinde bulunulan zamanda. Şimdi. Ne? Şimdi. Şimdi doğru cevap. Efendim beş harfli ikinci kelimemiz de geliyor. Buyursunlar. Eğlendirme amacı gütmeyen. Ciddi. Ne? Ciddi. Ciddi doğru cevap. Altı harfli ilk kelimemiz bakınız nasıl da buyurun. Kuraklık, savaş gibi nedenlerle ürünün yetişmemesi ve bundan doğan açlık. Kıtlık. Kıtlık doğru cevap. Altı harfli bir diğer kelimemiz için editörümüz bakın nasıl sormuş. Gururlu, kibirli, kendini beğenmiş. Mağrur. Mağrur doğru cevap. Yedi harfli ilk kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Çeşitli sebeplerle zihin gücünü yitirerek ne yaptığını bilemez duruma gelmek. Harf alabilirsiniz. Çeşitli sebeplerle. Yani zihin gücünü yitirerek ne yaptığını bilemez duruma gelmek. Delirme falan mı? Gibi bir şey ama değil. Eskiden sadece yaşlanmak olarak tarif ediyorduk. Bunamak. Hepsini. Efendim? Bunamak. Bunamak doğru cevap. Şimdi hepsinin bir adı var. Bunamak bir tanesi, diğerleri de falan filan. Şimdi adını söylemeyelim. Efendim ilk yarıyı bitirdik. 3700 puandasınız. 2 dakika 47 saniye süreniz var. Ve hiç harf almadınız. Az önce de inat ettiniz, almadınız. Evet. Harf almak istemiyorsunuz gibi. İstemiyorum. Böyle 9800 ile çıkarız buradan diye mi hedeflediniz? Daha önce 9700 olunca üzülmüştüm bir harf aldığıma. 9700 olunca üzülmüş müydünüz? Bir harf aldığıma üzülmüştüm. Yani onu yapmak istemiştim. Hırsa bakınız. Çok güzel. Neden yalnız geldiğinizi ben tahmin ediyorum Seray Hanım. Yani bir noktada gelmemişler diyebiliriz zannediyorum. Yok yok, şaka yapıyorum. Gelmişlerdir de siz almamışsınız. Evet, evet. Ne diyeyim? Seray Hanım böyle gideriz gibi düşünüyor musunuz? Bakacağım. Ay inşallah. Ya ben genelde nazar ilk değmezse. Sorularda zorlanıyordum. Onu bir aynen. atlattım. Onu atlattık. Şimdi daha bir rahatladım ama. Umarız böyle devam eder. Emrullah Bey'in nazarı değmezse. Kendisi bayağı kinli bakıyor şu an. Deftere yazdı herhalde. Gerçekten de koşunu kaldırması. Peki.
defter, siz de kara, biz zaten kafadan gelirken yazmış oraya. Yedi harfli ikinci kelimeniz gelsin mi? Gelsin. Gelsin o zaman. Yedi harfli ikinci kelimemiz geliyor. Bir yere sürekli olarak giden kimse, müdavim. Zaten müdavim diyecektim ama olmadı. Evet, bu buranın abone. Müdavimi demezler de şeyi derler, nokta noktası. Demirbaş geliyor aklıma. Değil efendim, o da o mecazen ama bu da böyle bir hafif... Bağımlı. Değil efendim, böyle başka anlamda kullandığımız bir kelimenin eklisi. Harf alayım mı? Harf verelim. İyi geldi efendim. Bir yüzey üzerindeki çatlak veya aralık kısma... Gedikli. Gedikli doğru cevap. Efendim 8 harfli ilk kelimeniz geliyor, buyursunlar. Üstünlük sağlamak, yenmek. Mağlup etmek. İki kelime ve mastarla bitiyor. Bu konularda çok iyi başladınız. Alt etmek. Ne? Alt etmek. Alt etmek doğru cevap. Efendim 8 harfli ikinci kelimemiz çok da hoş bir kelime. Buyursunlar. Sebze anlamında Farsça, Arapça karması bir söz. Şimdi nebati diyeceğim. Yok o bitki. Değil, o bitkisel evet. Anlamında. Sebze. Evet. Zerzevat mı? Efendim? Zerzevat. Zerzevat doğru cevap. Zerzevat ne kadar da güzel kelime. 9 harfli ilk kelimemiz geliyor. Kendi türünden canlıların etini yeme huyu veya davranışı. Etini yeme huyu. Evet, kendi türünden. Mesela siz bir insan yiyorsunuz. Anladım. Mesela köpek bir köpek yiyor. Aa. Yabancı bir kelime mi? Efendim? Yok. Yerli. Allah'ım. Yamyamlık? Efendim? Yamyamlık. Yamyamlık. Doğru cevap. Yabancı bir kelime mi dedi ya? İnanılmaz. Bilimsel bir şey zannettim o yüzden. Bilimsel bir şey zannettim. Aynen. Mesela yamyamoloji. Olojili bir şey düşündüm ama gerçekten olmadı. Gerçekten mi? Evet. Allah iyiliğinizi versin. Yine tanerelere gidilmiş. Efendim 9 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Bakınız nasıl. Bir şeye hastalık derecesinde düşkün olan, obsesif. Takıntılı. Takıntılı doğru cevap. 10 harflilere geldik. Aha, 10 harfli ilk kelimemiz bir birleşik kelime ve Emrullah Bey'in de hoşuna gideceği gibi Arapça kökenli. Buyursunlar. Askeri mahkeme anlamında eski bir tabir. Biliyorum. Biliyorsunuz. Tek kelime mi? Efendim, birleşik bir kelime. Kelimeler birleşirken bir harf türemiş. Bir harf alabilir miyim? Bir harf verelim. H diyor. Tahkim. Kendisi ikinci kelimenin ilk harfi. Başka harf alamazsın süreden dolayı. Ben durdurabilirsin. Durdurmayı ama yani daha zaten var. Bir şey nasıl? Hane ama. Değil. Hane değil. Değil mi? Değil efendim. Değil. Bir suç işleyeni ne verirler? Hüküm. Durdurayım. Durdurdunuz. Askerlikle ilgili olduğuna göre mesela askeri mahkeme. Askeri. Aha. Mesela askerlikle ilgili mesela ne olur askerler? Ordu. İki ordu karşı karşıya geldiğinde. Harp. Ne? Harp olur. Evet, harp olur efendim. İkinci kelimemiz harp. Harp. İkinci kelimemiz harp. Ne harp? Seray Hanım. Temiz falan. Askeri. Bir harf de türemiş. Bir divane harp olacaktı. Hiç duymadım. Üzgün alkış geldi. Gerçekten sizde hiç beklemiyordum üzgün alkış.
Yani Divan Harp'ı daha önce duymadınız Yok, mı? Yok, duymadım. Kesin hani duydunuz harfimi ve... buraya saklasmış olsaydım belki. Belki ama işte kısmet. Yani gerçekten son kelimede ya. İnanılır gibi değil. Gerçekten üzüldük ama neyse, eğlendik en azından. son kelimemiz de efendim iki kelimeden oluşan bir bileşik kelime. Deyim, mecaz söz konusu ve mastarla bitiyor. Sorusu da bakın nasıl da hoş. Bir kimse veya bir şey için kayıplara karışmak, ortadan kaybolmak anlamında kullanılan bir deyim. Harf alayım. Harf verelim. Artık çünkü bütün alfabe bizim. Harf alayım. Harf alalım. Süremiz de bitti. Mecaz. Kaybol. Puf kayboldu yani. Puf gitti bak. Uçup yok. Puf deyince efendim. Puf deyince mesela ne canlanıyor? Gözünüzde bir şey canlanıyor mu? Toz toprak canlanıyor. Toz toprak canlanıyor. Dağların tepesi efendim nasıldır? Urfa'nın etrafı nasıl dağlar duman, efendim? Ne? Duman olmak. Duman olmak doğru cevap. Seray Hanım ya. Gerçekten kıl payı gitti ya. Evet. İnanılmaz. 7600 puandasınız. Gün birincisi olmamız mümkün değil tabii ki ama müthiş yarıştınız. Teşekkür ederim. Ama zaten siz yarın öbür gün yine geleceksiniz. Bu arayı kapatırız diye tahmin ediyorum. Evet. Ayaklarınıza sağlık. Sizi yine görmek çok iyiydi. İnşallah yine görürüz. İnşallah. Seray Hanım'ı alkışlarla uğurluyoruz. Ve üçüncü yarışmacımız geliyor.